Merhaba arkadaşlar, bu videoda Rise Online'da FPS nasıl arttırılır, lag drop sorunları nasıl çözülür, en iyi ayarlar nasıl yaparız hepsini adım adım göstereceğim. Oyun deneyiminizi iyileştirecek önerilerle buradayım. İlk olarak arkadaşlar Windows'a gidiyoruz. Windows'tan ayarlar kısmına geçiyoruz. Ayarlar kısmından grafik yazıyoruz ve grafik ayarlarına geliyoruz. Grafik ayarlarına geldikten sonra ekranımızda varsayılan grafik ayarlarını değiştir. Burada pencereli oyunlar için iyileştirme. Bunlar sizde kapalıysa bunları açık konuma getiriyorsunuz. Varsayılan yüksek performans GPU ise bilgisayarınızda 2 tane ekran kartı varsa buradan hangi ekran kartınız daha iyiyse onu seçiyorsunuz. İlk yapacağınız işlem bu. Bunu yaptıktan sonra şimdi yeni bir programımız var. Bunu indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra da nasıl kurulacak onu göstereceğim. Ondan sonraki farkı göreceksiniz. Hepsini teker teker göstereceğim şimdi. İlk başta hemen linkimize giriyorum. Açıklama kısmında sizde linkimiz var. Linkimize girdikten sonra nasıl indirir onu da göstereyim. Sayımıza girdikten sonra burada IAM kumunu seçiyoruz. Süreyi bekliyor. Get link diyoruz ve dosyamız burada. Burada süremizin dolmasını bekliyorum. Bir tane yedek link koyuyorum ben. Birisine silme veya açılma durumunda oradan girip indirebilirsiniz. Dosyayı indir dedik. İndiriyorsunuz bu şekilde. Ben inen dosyayı bu şekilde yaptım. İlk başta en başta şurada Loss Lazing Scaling Registry Fixed var. Bunu açmanız lazım. Bunu açtıktan sonra devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorsunuz ve bitiyor. İşlemimiz bu. İlk işlemimiz bu. Sonra Loss Lazing Scaling eksenin üzerine geliyoruz. Buna sağ tıklıyoruz. Windows 11'de bu şekilde özelliklere basabilirsiniz. Windows 10'lar için de buradan özelliklere basabilirsiniz. Bastıktan sonra uyumlu kısmına geliyorsunuz. Bu programı yönetici olarak çalıştır. Uygula, tamam, bitti. Bundan sonra oyunumuzu açmadan önce programımıza giriyoruz. Programımıza girdikten sonra şurada ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında yönetici olarak başta seçiyoruz. İşte Windows açılışını simge durumunda çalıştır. Sistem tepsisinde küçült. Dilimizi Türkçe seçelim. Zaten büyük ihtimalle size Türkçe gelecek şu an. Sistemde açık veya koyu fark etmez. O size kalmış bir şey. Onu seçiyorsunuz. Kapata basıyorsunuz. Şu an için programın en stabil ayarları ben size paylaşacağım. Ölçekleme modumuz. Ben bunu Counter için denedim, Rise Online için denedim. Şu an ben size Rise Online videosu çektiğim için Rise Online'daki ayarlarımı paylaşacağım. Ölçekleme modumuz otomatik. Burada size tam ekran olabilir. Bunu en boy oranı yapıyoruz. AMD FSR seçiyoruz ölçekleme türünü. Keskinliğimizi 8 seçiyorum ben. Bu aldığınız FPS eğer ki mesela çok aşırı FPS alıyorsanız böyle. Zaten şöyle bir şey var. Sizin aldığınız FPS 165 Hz'in daha doğrusu benim monitörüm 165 Hz olduğu için konuşuyorum. Monitörünüzün desteklediği Hz'in üstüne çıktığı zaman o tamamen yani bir israf oluyor. 165 Hz'lik bir monitör kullanıyorsun. 165 FPS'ten fazla FPS alman durumunda herhangi bir sana bir yararı yok. Çünkü senin gözün 165 Hz'i görüyor. 166 olduğu anda bir tane bile fazladan kalıyor. O yüzden monitörünüzün hertzine göre burada mesela aldığınız FPS'i görürsünüz zaten. Ondan sonra fazlaysa alsa bu keskinliği düşürebilirsiniz. Düşürdükçe çünkü ne kadar düşürürsen o kadar görüntü daha iyi oluyor. Ama yine mesela 8'i ben kullanıyorum ama yine böyle çamur gibi bir görüntü yok. Yine aslında görüntüden çok bir şey feda etmiyorsunuz. Sadece bu program zaten açık kaynak kodlu bir program. Bu program sayesinde genel olarak FPS'imiz artıyor. Her oyun için de geçerli değil. Diğer istediğiniz başka oyunlar varsa onlar için de video çekebilirim. Yorumlar kısmına yazarsınız. Bunu yaptıktan sonra keskinliğimi seçiyoruz. Hafifletilmiş durum. Bunu açarsanız ekran kartınızdaki değil de daha doğrusu oyundaki görüntü daha da çamurlaşmaya başlıyor. Eğer ki mesela çok kötü bir ekran kartınız varsa
bunu açabilirsiniz. Ayrıca buradaki performans modunu da açabilirsiniz. Daha kötü bir ekran kartınız ama üst düzey bir şey varsa açmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten yeterince fazla FPS alıyoruz. Kare oluşturucu var. Burada kapalı ise sizde LSFG 2.3 seçiyorsunuz. Modumuz önemli şimdi. Modumuzu arttırdıkça görüntü kalitesi çamurlaşmaya doğru gidiyor. Ben X2 kullanıyorum. Buradan performansını ben şu an için açmıyorum. İmleci sınırlayı açıyorum. Şu iki performans sizin ayarlarınıza kalmış bir şey. Ve keskinlik şu üçü sizin genel olarak ayarlarınıza kalmış bir şey. Şimdi aşağı iniyorum. Eşleme modu var. Burada kapalı yırtılmaya izin ver. Eğer sizde yırtılma vesaire oluyorsa ekranda bunu varsayılarınız çekin. Ama yoksa kapalı yaptığınız anda dibine kadar FPS alırsınız. Ondan sonra burada bu şekilde HDR desteği ise bu ayar yaptıktan sonra, bu oyunu yaptıktan sonra HDR'a bastığınız zaman, daha doğrusu HDR'a bastığınız mesela bu ayarı yaptınız, oyuna girdiniz, oyun ama simsiyah gözüküyor. Burada HDR'ı açıp tekrardan aktif ettiğiniz zaman görüntü kararma sorunu çözülecektir. Buradan FPS göstergesine 10 yapıyoruz. Yakalama API'yi VGCC'ye seçiyoruz. Ondan sonra kullanılan GPU. Şimdi burası önemli. Hangi ekran kartınızın GPU'su yüksekse onu seçiyorsunuz. Benim bu. Çıkış ekranı ise burada ise hangi monitörünüz varsa. Benim iki tane monitörüm var. Şu an mesela monitörümün birinde buradan güç alıyorum. Diğeri de işlemcimin ekran kartı var. Ben oyunumu açacağım, yani ekran burası olduğu için güçlü ekran kartımın olduğu ekranı seçiyorum. Onun haricinde alttakilerin hepsi de kapalı. Bu şekilde duruyor. Bu aşamada şu an ölçekleri yapmadan önce oyunumuzu açmamız gerekiyor. Oyunumuzu açıyorum ben. Oyun içi yapmanız gereken bir ayar var. Bunu yapmadığınız takdirde bu program hiçbir şekilde aktif olmayacaktır. Ben şu an birileri kalabalığın içine götüreyim. Görün, normalde oyundan aldığımız FPS, yani standart benim ekran kartımın aldığı FPS şu an için 53. Burada ayarlar kısmına geliyoruz. Çözünürlük kısmını en yüksek çekebilirsiniz artık. Onda herhangi bir sorun yok. En önemli kısım ekran kısmında sizde full screen ise bunu Windows full screen'e çekmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız uygulama hiçbir şekilde algılamıyor. Bunu yaptıktan sonra şurada AMD FPS'iniz varsa bunu kapatabilirsiniz ya da NVIDIA DLSS varsa kapatabilirsiniz. Bu arada ekran kartı AMD veya NVIDIA ise bile hiç önemi yok. Aynı ayarları kullanmanız yeterli. FPS limitiniz bunu unlimited'e çekebilirsiniz. Zaten bunun çok bir önemi olmuyor bu saatten sonra. FPS boost'unuzu açabilirsiniz. Bunları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kaydet diyorsunuz ve bitiyor. Şimdi program üzerindeki ayarlar yapacağız. Şu an FPS'imizi son kez bakalım ve aradaki farkı anlayalım. Zaten bu ayar yaptıktan sonra bizim sol üst köşemize, mouse'a belirttiğim yere FPS sayacını atacak program kendisi. Oradaki gerçek FPS'imizi o zaman göreceğiz. Uygulamalar MSIF Afterburner bile FPS'i yakalayamıyor. Sadece bu programın FPS sayacını takip etmeniz yeterlidir. Şu an 58 FPS alıyoruz. 59. Şu an programı kullanmadan önce ölçekliğe bastıktan sonra oyunda buradaki bir sayaç çıkacak. 5'ten geriye doğru sayacak. Oyunda gezmeniz lazım. Ölçek ediyorum. 5, 4, 3 diye sayıyor. Ve ekran şu an bir gidip gelecek. Ve sol üstte FPS arttıysa tamam. Şu an FPS'imizi görüyorsunuz. Bunun farkını nasıl anlayacağım diye soruyorsunuz. Burada 168 yazıyor, burada 51. Monitörünüz eğer ki yüksek hertz destekliyorsa oyundaki zaten farkı o zaman anlayacaksınız. Şu an mesela 179, 170, 180. Mesela dediğim ayarlar yapalım. Mesela şu hapleştirilmiş durum. Üstteki performans modunu açtığım zaman daha da fazla FPS'im artıyor. 196 o gördü. Yine aynı şekilde şurada mesela X3 yaptığımız zaman tamamen sizin hem ekran kartınızla alakalı hem monitörünüzle alakalı. Şu an mesela 200'ün üstüne çıktı. Zaten monitörünüzdeki o farkı anlıyorsunuz. Oldu ki mesela sizde
Ekranda yırtılmalar vesaireler oldu. Onun için de şuradan bunları ben tekrar kapatayım, görüntüm daha da iyi olsun. Hatta şunu da şöyle düşürebilirim biraz daha. Burada işleme modu var. Kapalı yırtılma izin ver. Eğer ki yırtılma varsa yapmanız gerekiyor. Varsayılan yapıyorsunuz. Ve uygulama otomatikmen sanki V-Science'ı açmış gibi devam ediyor. Ve en fazla zaten size 165 Hz veriyor. Yani benim monitörüm 165 olduğu için söylüyorum. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı da unutmazsanız sevinirim.